bilim akla uygunluk konusunda insanlığı belli bir noktaya getirdikten sonra artık o gerçek veya bilgiye ulaşma konusu önemini yitirdi ve bilgiye ulaşmak kolaylaştıktan sonra asıl sorun bilginin hangisinin bize daha uygun olduğu ya da akla uygun olduğu sorusunu getirdi. Akla uygunluksa burada sadece bilimsel yöntemlerle elde edilen sonuçlar değil, başka şeyler de olabilir mi sorusunu getirdi. Dolayısıyla akla uygunluğun neye tekabül ettiğini anlamak için yeniden düşünmemiz gerekiyordu. Akla uygunluğu demek? İşte burada şunu söylüyorum, o dönemde akla uygunluğu sadece bilimsel olan diye algılama eğilimimiz vardı. Yani Tanrı var mıdır, yok mudur sorusunun cevabı eğer bilimselse var, yoktur. Yani bilimsel olarak kanıtlayabilirseniz Tanrı'nın varlığını, vardır, yoksa yoktur şeklindeydi. Bakın, bütün ortakça ansızmış. Tanrı ispatları da akıl yürütmeleri son derece enteresandır. Yani çok dikkatli akıl yürütmeleri de bulunuyor. Yani benim söylemeye çalıştığım, rasyonalite ilişkin değer yargısından kurtulmak gerekir. Rasyonalite nedir? Akıl nedir? Akla uygunluk ne demektir? Akla uygunluk, bana sorarsanız, burada ne oluyor? Rasyonel olmak aslında bir akıl yürütmenin öncüleriyle ilgili düşünmemiz gerekiyor. Çünkü hani o hareket edilen öncüler, bilgisel değeri çok önemli. Eğer bilgi ise akıl yürütme de doğru olursa hiçbir sorun yok. Her şey her konuda bu söz konusu. Sadece bir konuda değil, bütün konularda söz konusu. Ama öncüler pek hesaba katılmıyor. Yani öncülerin bilgisel özelliğine pek bakılmıyor. Nitekim bak, başka bir taraftan bir dalış yapalım. Bize mantığı nasıl öğretiyorlar? Dedüksiyon, indüksiyon diyorlar. Değil mi? Lisede de öğretiyorlar. Endüksiyon nedir? Tekrardan hareket edip genele gitmek. Genelden de tekrar gitmek. Şimdi burada sadece öncülerin bilgisayar değeri ele alınmıyor. Yani siz yanlış bir öncülden hareket edip doğru bir akıl yürütmeyle bir sonuca varabilirsiniz. Yani bakılacak yer bu öncüllerdir. Şunu da söylemek istiyorum. Bilgisayar bakımından değil. Şunu söylemek istiyorum. Aslında akla uygun hale getirdiğimiz her şey doğru olmayabilir. Örneğin korkularımızı rasyonalize ettiğimizde bunu gerçekten kabul edilebilir hale getirebiliyoruz. Örneğin yani uçaktan korkuyorsak, uçaktan korktuğumuzu söylemeyip araba kullanmayı çok seviyorum, o yüzden uçağa binmiyorum dediğimizde bu aslında akla uygun hale getirmiş oluyoruz. Yalan söylüyorum. Evet. Önce kendimize sonra da başkalarına yalan söylüyorum. Utanıyoruz demeye korkuyoruz da yalan söylüyor baba. Yani korku psikolojik bir şeydir, önüne geçilmez bir şeydir. Yani zor bir şeydir. Korkuyla savaşmak o kadar zor bir şeydir ki. Bunu özellikle korkulmayacak şeylerden korkan insanlar da görüyoruz. Öyle bir korkuyor ki, oysa korkulacak bir şey değil. Ama psikolojik bir şey olduğu için önleyemiyor. Önleyemiyor, kendisini de önleyemiyor. Siz de şeyle konuşarak çok zor atlatmasını sağlıyorsunuz. Yani bilmiyoruz. Yani korku, yani bilgi değildir. Korku bilgi ama bilgiye dayanarak bazı şeylerin olabileceğinden korkmak ayrı bir şeydir. Yani ona belki psikolojik bir korku değil de başka bir şey demek gerekir. Yani şu yapılmazsa korkarım, uçak düşer. Yani o tür bilgisel eksikliklerden dolayı bir şey öngörmek, olumsuz bir şey öngörmek. Hocam, sizinle ben de konuşmamızın son bölümünde ihtiyacımız olan epistemoloji, ontoloji, antropoloji ve etik konusunda bazı belirlenimlerde bulundunuz. Bugün ihtiyacımız olan etik konusundaki önerilerimizi karşılaştırmalı olarak içinde bulunduğumuz koşullara değinerek kısaca özetleyebilir misiniz? Şimdi bugün etik ne durumda genel olarak? Şimdi bir etik tarihi şöyle çiziliyor bize. Etik tarihi kitaplarında diyor ki işte
epidemiolojisi mutluluk türedi. Kant da genetler etiği başlıyor, deontolojik etiği başlıyor. Max Scheler'de ve Hartmann'ları diğerler etiği başlıyor. En sonunda meta etiktir, meta etik. Scheler'in tekil önermeleri ve genel önermeleri, etik önermeleri dedikleri şeyi ilerleyen değer bir alan olarak görülüyor. Yani analitik ekolün etik görüşü oluyor, meta etik. Şimdi bir kere bu çizgi bana sorarsanız bunu denir. Yani öncelikle etik demek antik Yunan etiğine Aristoteles'i yok fark etmek, Platon'u yok fark etmek. Kitabı gelsin, komandosu etik, mutluluk nedir sorusunu soruyor. Ama ne çerçeve içinde soracağız? Yani o etik şeydir, erdemler etiği. Oradan erdem sorusuna sorumuzuna gidiyor ve bütün kitap erdemlerle ilgilidir. Ve işte eylem ve eylemlerin şartlarıyla ilgilidir. Özgürlük konusu var vesaire. Bu bir kere bu çizgi doğru ama klasikleşmiştir. Şimdi Kant'ın da gerekler etiği demek şunu gözden kaçırmak demektir. Bunun imperatifleri, buyrukları buyruk gibi söyleniyor, imperatif gibi söyleniyor ama bunu gözden kaçırmamak gerekir ki isteme ile ilgili belirlenimlerdir. Yani ne tarzda istersek ahlaksal etik değeri oluyor istediğimizin. Eylemlerimizin değil de istememizin özelliği. Bunu gözde çok kaçırılıyor. Ve o zaman da garip garip şeyler çıkıyor. Yani bu imperatifler eylem belirleyicileri değil de isteme biçimi belirleyicileridir. Bu tarzda işte, şu şekil, bu tarzda eylemde bulunmayı istedim. Yani başkasının en basit, en kolay anlaşılabilir olan pratik imperatif buyruk denilişi başkasına araç olarak değil, kendinde ve başkasında insan olmayı koru, araç olarak muamele etme, amaç olarak muamele. Ama bu nedir? İsteme için, istenebilmek için bir ölçüt veriyor. Bir kibine rağmen bir norm değildir bana sorarsanız. Eylem belirlemiyor. Etik değer olan istemenin niteliğini bize anlatıyor. Yani dolayısıyla hepsini şu andaki klasikleşmiş anlamalarda ters bir şeye söylüyor. Ondan sonra değerler etiği doğrudur, değerler etiği şeylerle başlıyor bir çeşit. Yani daha önce de biraz var ama sistematik bir şekilde başlıyor ve geliyor. Meta etik ise, yani diyorum analitik ekolu, önermeleri analiz eden ahlak etik önermeleri ya da moral önermeleri şeyden analiz eden bir etiktir. Şimdi bana sorarsanız etik konusu, etik kapsadığı konular yaşamımızın tümüyle ilgili konulardır. Hocam şu mikrofonu azıcık şöyle gösterseniz. Bütün insan ilişkilerinde, insanlar arası ilişkilerde, insanlar arası ilişkiler etik ilişkilerdir. Yani hepsinde değer sorunları vardır. Şu veya bu şekilde değer sorunları vardır. Ve bu değer sorunlarını araştıran bir etik gerekir bence. Yani o zaman da eylemlerimizi kendi adımıza aydınlatan bir bilgiler ediniyoruz o zaman. Yoksa şöyle yap, böyle yap bize. Bir kere bir şeyle, klasik bir şey daha vardır, mantıkla etik şeydir, deontolojik nedir? Norm getiren alanlar. Hayır, ne normu getiriyor? O zaman bunu dediğimiz zaman ahlakları, değer yargıları ve norm sistemlerini bilgi
üreten felsefenin dalıyla karşı geliyoruz. Yani bütün bunları yaptıktan sonra ne oluyor insanlar arası ilişkilerde, birbirimizle ilişkilerimizde ki değer sorunları çok önemlidir, onların farkında olmak. Eylemimiz ne zaman, nasıl oluşuyor derim ben. Bilmiyorum, Mucize Hanım. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Hocam, değerler ve değerler konusundaki söylediğiniz düşünmeyi ettiği için beni bir soru geldi. Aklıma burası netleriyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir hadim olarak tanımlama yapmak istiyorum. Yani değer temelli düşünme ve davranma, yarar temelli düşünme ve davranma gibi iki şeyi ben birbirinin karşısına koydum kendim için. Değer temelli düşünme ve davranmadan yola çıkan ya da bununla bağdaştırılabilen düşünce biçimleri ve yaşam tarzlarıyla yarar temelli düşünme ve davranmayı üreten düşünme biçimleri ve yaşam tarzları olduğu gibi bir savgı vardı olmayarak. Söylediklerinizden çünkü böyle bir ayrı mesajlayıcıyı kanısına kapıldınız. Bir defa bu doğru mu bilmiyorum. Böyle düşündüğümde şu soru geldi. Değer dediğimiz şeyleri biz niye ürettik insanlık olarak? Acaba değer dediğimiz şeyleri ortak yararlar gibi bir şeyden yola çıkan olarak oluşturduğumuz bir takım ortak anlayışların ürünü olan düşünce biçimleri ortak yarar denilen şey var mıdır? Yarar denilen şey var mıdır? Yarardan çıkarak ortak yarar diye bir şey tanımlanabilir mi? Çünkü pragmatizm ve Marksizm gibi iki tane ana kol belirlediniz konuşmanızda. Çağımız düşünce hakkında ile ilgili olarak. Bana da sanki öyle gibi geldi. Yani şöyle bir düşünce de söylüyorum bunları. Mesela ben değer temelli düşündüğümde görevin bağlılığın bir sonucu olarak ortaya çıktığını düşünüyorum. Yararlı değil midir? Efendim? Yararlı değil midir bu? Yararda ise, yararda tam tersini söyledim, doğru söylüyorsunuz, özür dilerim. Görevin bağlılığı bir sonucu olarak ortaya çıktığını düşünüyorum. Değerde ise, bağlılığın görevin bir sonucu olarak ortaya çıktığını düşünüyorum. Yani mesela değer temelli düşündüğümde, kan bağı o kadar önemli gelmiyor bana. Emeği paylaştığım, birlikte üretim yaptığım bir insanın bana yakınlığı, kan bağımla birlikte olduğum bir insanın yakınlığından daha değerli geliyor, değer temelli düşündüğümde. Ama yarar temelli düşündüğümde sırf kan bağım var diye bir kişiyi hiç benimle ortak üretim paylaşan birine göre daha önde tutabiliyorum. Gibi düşünceler geldi bu konuda. Bunları doğru yolda gidiyorum diye endişelendiğim için sizin de için sizin başlıyorsunuz. Ben önce şu ayırımı yapmak verdiğiniz örnek değerler değildi de değer. Önce bir şeyin değeri değerlerden ayırmak gerekir. Bir şeyin değeri, bu bir eylemin değeri olabilir, bir ilişkinin değeri olabilir, bir herhangi bir şeyin değeri söz konusu olabilir. Bu ile değerleri ayırmak gerekir. Bunlar sizin ifadenizde birinci anlamda, bir şeyin değeri anlamında kullandınız. Şimdi onu ayırdıktan sonra bir daha söylerseniz belki başka bir yöne adım atarız. Ama ikincisi de yarar kelimesi galiba siz yararı düşünüyorsunuz yoksa değer temelli değer, bir değer, değer veya değerler duruma göre. Hesaba katılarak yapılan bir şeyle çıkar. Yarar mı çıkar mı kastediyorsun? Çıkar. O zaman iş kolay. Ama yarar, bana sorarsanız değerli eylemde bulmak aynı zamanda yararlıdır. Genellikle yararlıdır. O yararı çok geniş anlamda anlamak şartıyla. Ama çıkar nedir çıkar? Çıkar nedir? Çıkar genellikle, yani belki başka türlüsü de var. Kimin çıkarıysa o kişi ya da o grup neyse hak ettiğinden fazla bir şey alıyor. Yok, o fazlalık
başka birisinden ya da başka bir gruptan eksiliyor. Çıkar olmak o demektir. Çoğu zaman. Yani hak etmediğiniz bir şeyi istiyoruz ama o aldığımız fazlalık hak ettiğinizden fazla başka birisinden eksiliyor. Bu çıkarlar eşit çıkar de olabilir. Efendim? Çıkarlar eşit de olabilir. Ortak çıkarlar. Ortak çıkar. Tabii ama fark etmez. Yani ortak çıkar başka birilerine karşı olur. Sizin de benim ortak çıkarım var ama bu yüzden hanıma karşı olur. Yani başka birisi. Bizim ikimizin ortak olur ama başka birilerine ters olur. Yani dengeli olmaz diyorsun. Yani o mesela ticarette dengeli olma, çıkarların dengeli olması çalışılıyor, bu şeyler alınıyor ama çıkar bir fazla alma çabasıdır. Genel. Sayın Ustam, Sayın Hocam. Ben aslında size çok teşekkür ederim ve buradaki katılımcılara da teşekkür ederim. Güzel bir yere geldik konu aslında. Demin bahsettiğiniz varlıkların o elinde dokunan dilimizde sirkten, beş uyumuzda sirkten birinci grubuyla ikinci grup dediğimiz o yerçek gibi de enerjiyi bilmemeli. Ondan artık bir de şimdi bizim elimizde cep telefonu, MR falan gibi geliyor. Ama bu üçüncü grup dediğimiz insanın üretikleri konusunda yüzyıllardır bu olay sadece küçük ve bu konunun bilincinde olan usta oligarşik yönetimler tarafından çok güzel kullanıldılar. Ve burada buradaki katılımcılar da içinde duydukları yok arayışla beraber buraya girişleri nedeni gelecekte aslında bu değerleri nasıl bütün insanlık için yönetileceğinin bir sisteminin kurulması, arayışının, ihtiyacının duyulması. Artık felsefecilerin, bu diğer ilişkili bilim, sosyolojik bilim dallarının yeni çağlar için yepyeni bir ortak insan menfaatine, çıkarına, yararlarına doğru yeni bir arayışın alt zeminine oluşturacak felsefi kavramları ortaya koyması gerekiyor. Bana kalırsa bu arayış, buradaki insanların, buradaki kişilerin arayışı, sizin yıllarca verdiğiniz arayış, bu bir an, geleceği hazırlamanın bir alt zeminini artık netleştirmeli. Bugün çok değişik kavramlar üzerinde değişik konuşacağımız, bir sürü sakız gibi uzatacağımız yerde biraz daha netleştirerek, daha gençlerimizin anlayabileceği, büyük, sizlere ulaşan yani yılınların anlayabileceği şekilde önümüzdeki çağların alt kavram zeminlerini hazırlaması sizlerin ve sizin ve talebelerinizin omzunda düşüyor. katılımcıların da düşüyor. Bu yüzden bugün size de teşekkür ederim, katılımcılara da teşekkür ederim. Benim umudum hep gelecekte bu olacak, onu ifade etmeye çalışıyorum. Teşekkür ederim. Neye ihtiyacımız vardır? Bunun sizin dediğinizin olabilmesi için televizyon programları. Ama biz yapıyoruz ve pek yanaşmıyor televizyonlar, insanları tanıştırmakla uğraşıyor. Yani bunun yayılması, bu tür şeyleri, mesela burada yapılan gibi şeyleri biraz daha da basit bir şekilde geniş kitlelere, ilgilenenlere ulaşmak, o çok önemlidir. Bunu henüz yapamıyoruz Türkiye'de. Rating sorunuz var. Efendim? Rating. Herhalde. Ama bunun bilgi insanlar var. Yani onun da reytingi olabilir. Ama işte bunu takdir edip yapacak kalitede, kaliberde televizyon yöneticileri gelir. Ben bir soru daha sorabilir miyim? Tabii ki. Şimdi siz konuşmanızın ana çerçevesinde, yanlış anlamadıysam eğer, rasyonaliteler, sizin daha önceki konuşmalarınızda oldukça evlendiren bir olarak söylüyorum. Rasyonalitelerle bu defa siz bize postmodernlik arasındaki bağı nasıl kurarsınız? Hem bizim bu çalışmamızla da doğrudan bağlantılı. Şeyler, rasyonalitelerle postmodernlik arasındaki. İşte dünya görüşleri. Yani rasyonaliteler derken dünya görüşlerini düşünürsek dünya görüşleri çeşitlidir ve postmodernizm bütün dünya görüşleri eşdeğerdir. Her şey geçer. Öyle bir bağlantısı vardır. Kurabilir, vardır zaten. Ama bu rasyonalitelerde bugün bu an düşünülmüyor.
Yani dünya görüşleri anlaşılıyor rasyonalitelerde. Ya niye senin dünya görüşün, Avrupalı dünya görüşü benimkinden üstün olsun? Benim de dünya görüşüm var. Ama işte dünya görüşleri için doğrudur da ama rasyonel olan başka şey demektir. Yani bunu rasyonaliteyle eşleştirmemek gerekir. O zaman Batı rasyonalitesi, işte Asya rasyonalitesi, Afrika rasyonalitesi ya da daha da indirebilirsiniz. Rasyonel olan, akla uygun aynı şeyin olması gerekiyor. İsterse Amerika'da, isterse Afrika'da olsun. Ama bunu bu şekilde bir içerik harf edilince, yani dünya görüşü olarak görüldüğü için diyorum, çok rasyonalitedir ve gerçekten de çok dünya görüşleri vardır. Ve dünya görüşlerinin değerlendirilmesi söz konusu ama bu ayrı bir şey. Yani dünya görüşleri, yaşam biçimleri ayrı bir şeydir. Yani bunlar karıştırıldığı için böyle oluyor. Ben bir tepki, yani batılılaşmaya bir tepki. Şimdi artık kimse batılılaşmak istemiyor. Modernleşmek istiyor olsa olsa. Moderniteyi batılılaşmaktan ayırıyor bütün dünya. Onu reddediyor. Yani batılı bile olmak istemiyor. Sizin kültürünüz de kültürünüz vardır. Ama kültürlerin neden oluştuğunu da düşünmüyor insanlar. Yani mesela ben bunu en çok insan hakları konularında rastlıyoruz biliyorsun. Yani bizim kültürümüzde insan hakları yoktur diyor. E olmasın. Olması gerekiyor mu senin? Uçağı da sen yaratmadın. Ama sen insansan senin için de belirli bir muamele talep ediyor. Batı ürünü deniliyor, bizde yoktur. Yani şunu göremiyorlar. Bu da felsefi problemdir. Normların tür farklarını göremiyorlar. Bu epistemolojik bir problemdir. Bu kadar epistemolojiyle uğraşıldı 20. yüzyılda fakat normlar arasındaki tür farklarının farkında değil epistemologların birçoğu. Aynı potaya koyuyor. Bir kültürel normla bir insanların normu aynı türden değildir. Aynı türden şunu demek istiyorum. Ne türetilme öncüler aynıdır ne de türetilme yolu aynıdır. Bunların farkında değiliz. Eğer yani bu iddia zaten bunları karıştırırsak söylenebilir. Eğer insan haklarının epistemolojik türünü kültürel normlardan epistemolojik türünden ayırırsak zaten bu otomatik olarak soru olmaktan çıkar. Peki hocam biraz daha izin verirseniz bir daha açılımı sağlayabilmek için de sizin yazılarınızda da çok sık söz ettiğiniz kültürel görecelikle de bağlantılı özellikle bu dağ konuşmalarındaki kültür kavramıyla ilgili analizlerinizde tekil anlamında kültür, çoğul anlamında kültür ve günümüzde de bütün bu nominalist ontolojilerin eşliğinde bir anlamda yürüyen, elbette sizin görüşünüze yakın durmayan ama partikülerizmi, partiküler olanı, yerel olanı, lokal olanı öne çıkaran, kültürlerin kendisini ifade etmesi konusunda, öne çıkması konusunda, kültürel kimliklerin öne çıkması konusunda bir eğilim bütün dünyaya siyaseten de aynı zamanda yayılmış durumda. Peki burada tam da bu noktadan modernite ile postmodernite arasındaki bu karşılaşma, kuvazman adeta diyeceğimiz bu noktada nasıl bir önceliği olabilir modernitenin çok belki aykırı gelecek size ama postmodern tutumları da bir yerde korumak, kollamak üzere ama nereye kadar? Yani üniversal olan tutumlar, partiküler olan tutumları nasıl, nereye kadar gözetebilir, nereye kadar bu noktada ne dersiniz? Şeyler yoklandır dediğim gibi ama bunların insan haklarına aykırı olmadığı sürece insanlar istediği gibi yaşasın. Yaşam biçimlerinde sürdürsün. Ta ki insan haklarına aykırı olmasın. Eğer sen kültüründen dolayı kızını, bir oğlanla sokağa çıktı diye öldürüyorsan böyle kültürel norm olmaz. Yani şimdi aslında bu sorun nasıl çıkıyor ben düşünüyorum. Bir yanlışı bir yanlışla düzeltmeye kalmışım. İnsanlar farklı kültürlerinden dolayı, yani özellikle Batı'dan farklı kültürlerinden dolayı ayrımcı muamele gördük. Görüyor da, hala görüyor. Şeyi biliyorsunuz, benim çok sevdiğim, Vincent Exupéry'nin Türk astronomunu biliyorsunuz 30'lu yıllarda.
Biliyorsunuz değil mi? Biliyorsunuz. Okulun küçük öğrensek 100. şeyde Türkiye bu birkaç tane şey çıktı. Çevirisi çıktı. İçinde parantez var, içinde parantez. Yani ondan sonra parantezi açayım. Şey istiyor, yani yapılmaması gereken bir ayrımcılığa karşı çıkmak için bu kültürel kimlikleri yapılanı getiriyor. Şimdi kültürel kimlikler önemli tabii. Ama kültürel kimlikleri insan kimliğimizin önüne geçirirsek diğer bütün kimlikler gibi halt ediyoruz. Yani insanlar işte kültürlerini ama bu kültürün normlarına çok dikkat, normlarına dikkat ederek, dünya görüşlerine dikkat ederek, yani en basit ifadesiyle insan haklarına aykırı olmayacak normlar tanımlar. İstediği gibi yaşasın istersen, şöyle veya böyle yaşasın. Ona kimse karışmamalı aslında. Ama bu o kadarla kalmıyor. Postmoderniz her şey bizim var. Postmodern şeyler, bu kültürcüler aynı zamanda postmodernizmi çok benimsedi. Çünkü herkes bir şey oluyor. Ben de varım, ben de varım, ben de varım. Evet, sen de varsın ama bu normların bir kısmı, problemin normlar. Dolayısıyla dışarıdaki insanların, o grupların kendilerinin bu normları değiştirmesi gerekiyor. Yani empoze ederek değil de bugün dünyamız çok açık, bu yapılabilecek bir şeydir ama buna rağmen tam ters şeyler de olabiliyor. Postmodernizm öyle bağlandı. Postmodernizm çok işe yaradı bu türlü tutumun. Her şey aynı değerlidir. Değer farkı yok. Oysa dünya görüşleri arasında da değer farkı vardır. Yaşamak için de ama o insanlar istiyorsa benim hoşuma gitmeyebilir. Ama o istiyorsa bir insan aklına aykırı değilse işte değil bir yaşasın. Benim hoşuma gitmeyebilir. Benim de yaşama tarzım o görünüm hoşuna gitmeyebilir. Ama insan haklarına bir zarar vermiyorsa rahat olmalı, bir rahat. Ama o kadar. Bu bakımdan temel insan haklarını alırsak belki başka türlü kültür şeylerin, kültürel kimliklere bakarız. Ama kültürel kimlikler bazı şeylere fırsat verdi. Bu kendi kimliklerini sağlayan insanların ortaya çıkmasına, o kimlikleri pozitif yanlarını geliştirmeye öyle sonuçları oldu. Ama çok tehlikeli bir bıçak gibidir. Yani bir taraftan olumlu sonuçlar yaratıyor ama bir taraftan da problemler yaratıyor. Ve özellikle aydınlanmacı olmayan, aydınlanmaya karşı olan kültürlerde serbest, ipi serbest bırakıyor. Benim kültürüm diyor, ben öyleyim. Yani o şeye çok dikkat etmek gerekir. Sadece pozitif ve sadece negatif olarak görmemek. Ama kendisini ben bir yanlışımı yanlışla düzeltmeye kalkışarak yapılan bir iş olarak gördüm. Bunun bir hikayesi vardır tabii. Development, Birleşmiş Milletler'in gelişme, kalkınma kavramıyla ilgili eğer tarihsel olarak izlerse işte ekonomik gelişme değil, yetişme, kültürel gelişme yapmak gerekiyor. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Birleşmiş Milletler'in ana getirdiklerinden bir şey de ulusal ve uluslararası politikaların amacı olarak development'ı, Türkçe'ye kalkınma dediğimiz şey. Bir süre sonra görüldü ki bu kalkınma sadece ekonomik kalkınma istenilen sonuçları vermiyor. Daha da öte hava kirliliği, suların kirlenmesi vesaire şeyler çıkıyor. Ve başka mesela Afrika'da fabrika yapılıyor ama fabrika 10 yıl sonra çalışmaz hale geliyor. Bunun açıklanması şöyle yapılıyor, yapıldı. İşte kültürel öğeleri, yani o insanların, o grupların kültürel özelliklerini insanı katmadan yapılmış. O zaman da şöyle bir teklif geliyor. Ekonomik kalkınmaya kültürel boyut eklemek. Şimdi kültürel boyut eklemek ne demek? Batı dünyası için başka şey demek. Üçüncü dünya ülkeleri o adıyla da başka şey demektir. Batı dünyası için kültürel boyut eklemek, tekil anlamda kültür boyutunu eklemek. Yani insanların sadece prodüksiyon, sadece üretim değil de biraz kendini geliştirecek etkinliklere vakit ayırsın, şunu yapsın, bunu yapsın. Bu anlamda tekil anlamda kültür. Ama
diğer ülkelerde çoğun anlamda kültür. Kendi dünya görüşlerini, kendi yaşama biçimlerini, Batı'nın ezdiği, kolonizasyon döneminde Batı'nın ezdiği bir yaşam tarzlarını yeniden canlandırmak anlaşıldı. Ve hepsi evet dedi ama farklı şeyler anlayarak. İşte bunlarla birlikte bu tartışmalar da geliyor. Modernist, postmodernist. Postmodernist de çok işlerine yaradı tırnak içinde. Yararlanıldı bundan. Her şey eş değerdir. Hayır efendim, her şey eş değer değildir. Buyurun. Yok şimdi, hanım önce ondan sonra. Sevgili hocam, ben de teşekkür ederim kendi adıma. Bugün kavramlar üzerinden modernizm ve postmodernizm biraz eleştirel ve mesafeli bir duruş belki sergilemek gerektiğini altını çizdiğinizi düşünüyorum. Peki bu iki dünya görüşünün ardından ne öngörüyorsunuz hocam? Yani postmodernizm bizi nereye götürecek ve bundan sonra nasıl bir dünya görüşü egemen olacak diyebiliriz? Yani sizin kendi kişisel fikrinizi merak ediyorum. Şu anda savaşmamız gereken şeylerden bir tanesi tüketim toplumudur. Onunla nasıl savaşacağız? Benim yıllardan beri söylediğim bir şey vardır. Kalkınmayı development politikalarının amacı olarak çıkarmak, alışık olmasını çıkarmak insan adlarını koymak. Yani politikaların ana amacı açık kavranılmış, şu andaki halleri de çok parlattı. Açık kavranılmış insan haklarını koymak. Onu koyduğumuz zaman hem ulusal hem uluslararası düzeyde bağlaşımları çok farklı yapmak gerekiyor. Size tavsiye ederim. Bu yılki insansal gelişme raporu 2014 yayınlandı. Son derece enteresandı. Çok yıllardan beri bu kadar iyi bir rapor okumadım. Human Resources 2014. İlk defa şeyi söylüyor açık bir şekilde. Yani sağlık konularında insan para ödemek zorunda kalmamalı yoksa. Parası yoksa. Bunu Birleşmiş Milletler'in bir çalışması söylüyor. Bütün bunları hepsini düşünmek gerekir. Burada tüketim toplumunun nereye kadar? Bakın reklamlarla da uğraşmak gerekir. Reklamlar feci bir haldedir. Yani hem tüketim toplumunu teşvik etmek bakımında hem de değer konuları bakımında, insan onuru bakımında. Ben eski şimdikilerden vermeyeyim de bizim arkadaşlarımız da test de yaptı bu konularda. Şey, antropolojik bakımdan reklamlar yaramızda şu anda. Şöyle bir örnek vereyim. Uzun süre bileceksiniz, çok genç değilsiniz çoğunuz burada, bileceksiniz. Çok uzun bir süre. Hayatımın en güzel avı meselesi. Bir adam ava gidiyor. Bir görmeyi bir şey oldu, kirlendi. Bir deterjan reklamıdır. Onun reklamını geliyor, karısını yıkıyor, bembeyaz oluyor. Karısını kucaklıyor, hayatımın en güzel avı diyor. Böyle bir reklam yapılmamalı. Yapıldığı zaman da hiçbir televizyon bunu ona göstermedi. Yani nereye kadar gidiyor? Tüketim nereye kadar gidiyor? Tüketim ne eşinde olmak? Bunların hepsini gözden geçirmemiz gerekiyor. Ama nasıl gözden geçirmek gerekiyor? Böyle çok romantik bir şekilde değil, çok pragmatist bir şekilde gözden geçirmemiz de yararlı. Mesela, buyurun efendim. Önceki haftalarda da postmodernizm konusuna epey değinildi. Daha önceki yıllarda da bu konuda metinler okumuştum. Bütün bunların sonucunda şu kanıya vardım. Eskiden beri söylenir, söz gelimi dünyada ne kadar çok insan varsa o kadar çok sosyalizm vardır. Ya da ne kadar çok insan varsa o kadar demokrasi vardır gibi. Çünkü insanlar demokrasi farklı farklı anlıyorlar ya da sosyalizmi. Şimdi bakıyorum da son zamanlarda modernizm ya da postmodernizm de böyle oldu galiba. Çok kez bu tür durumları anlatırken şöyle bir benzetme kullanılır. Ünlem bir hikayedir. Görmezlerin, körlerin fili tarifi diye
işte hikayeyi hepiniz bilirsiniz ama yine de anımsatayım. Birkaç görmez kişi, fil diye bir kavram bilmiyorlar, böyle bir hayvan. Ama onlara fili tanımlamaları anlatmaları istenmiş. Onlar da her biri işte hortumunu tutmuş. Onun bir hortum gibi bir hayvan olduğunu, biri bacağını tutmuş, onun bir direk gibi, su gibi bir hayvan olduğunu, bilim kuralını yalan bir kuyruğunu. Böylece tüm körler fili başka başka tanımlamışlar. Şimdi bakıyoruz da gerek modernizm gerekse postmodernizmde böyle biraz farklı farklı altını sözcüğünü kullanacağım, kavramını kullanacağım, algılanmaya başladı. Durum o hale geldi. Şimdi bakınız, çok kısa bir özet yapmam gerekiyor. Yani belki yanlış anladım ama bunun bilinmesini istiyorum. Yabancı dilde post öneki, pre önekinin karşılığıdır. Pre ön, yani prehistoria gibi, ama post sonra, yani modernizmden sonra gelen. Fakat kelime olarak bu böyle, anlam olarak kimileri bunu modernizmi aşan, modernizmi yenen, modern ötesi, yani çağdaşlaşma ötesi, artık çağdaşlaşma diyorlar, reddeden, buna karşı çıkan duruma gelmişler. Gerek felsefede, gerekse edebiyatta, bunun edebiyatta da örneklerini görüyoruz. Nedir bu örneğin özellikleri? Benim bildiğim kadarıyla, lütfen yanlışlarımı düzeltin. Postmodernizm, her şeyden önce hiç kabul etmediğim bir şey, aydınlanmaya karşı çıkan. Tarihselliğe karşı çıkar, bütünselliğe karşı çıkar. Postmodernite eklektiktir. Postmodernite aşırımcıdır. Anything goes. Evet, aşırımcıdır. Kolaycıdır, alıp başka yerden yapıştırır. Şimdi benim bu postmodernitede kabul edeceğim hiçbir şey yok. Yani en azından moderniteye karşı çıkması, aydınlanmayı reddetmesi bana yetiyor. Bunu kabul edemem. Şimdi örnekler veriliyor. Moderniteden, efendim onlar da eğer başka şekilde düşünüyorlarsa, bildikleri gibi yaşasınlar. Örneğin şeriata inanıyorlarsa, efendim şeriat kuralları içinde yaşasınlar. Bu bana zarar vermedikçe ben ona karşı çıkmam. Değil. Çünkü şeriat kendisi gibi düşünmeyeni yok etmeye amaçlıyor. İnsan haklarına aykırı yani. Öyleyse ben ona hoşgörüye bakamam. Onun hiç olmaması gerekiyor. Çünkü bilimsel değil, çünkü insan haklarına aykırı. Şimdi bakın, asıl problem burada postmodernite bir dönem olarak anlaşılıyor. Oysa mesela modernite bir dönem olarak değil de belirli bir kopma, eskiden bir kopma modern. Daha genel bir her zaman bu olabilir. Ama şu anda yani egemen olan ve karışık kadar aslında bir dönem olarak da. Ve bu dönemin dünya görüşü nedir? Bir tek dünya görüşü yoktur. Onun içinde çok görüş vardır. Yani modernitenin içinde bir tek görüş yok. Çok görüş var. Dönem olarak düşündüğümüzde. Yani, ama dönem olarak düşünmediğimizde eskiden kopma diye düşündüğümüzde bir dönem değildir. Her zaman söz konusudur ve sürekli olacak bir şeydir. Şimdi burada postmodernite deyince bir dönem olarak bakmak ağır basıyor ve modernite de bir tek şeyle, bir tek içindeki görüşle eşleştiriliyor ve tukaka oluyor. Oysa modernitenin dönem olarak düşündüğümüzde içinde çeşitli görüşler var. Aydınlanma da onun içinde, aydınlanmaya karşı mıyız? Onun farkında değildir aydınlanmanın karşı olduğunu. Aydınlanma vardır, bu mantıksal empirizmin dünya görüşü vardır, çeşit çeşit bir pragmatizm vardır, hepsi bu modernitenin içinde. Ama hedef alınan şey burada daha çok belirli bir tane, oysa bir taneden değil. Siz de dediğiniz biraz önce aydınlanmaya karşı ve aydınlanmayı da bir dönem olarak görmemekte yarar vardır. Yani Kant'ın tanımı da son derece önemli, bir dönemden ziyade sapere aude, bilmeye cesaret et. Buyurun. Postmodern düşünce ikliminin önemli filozoflarından Lyotard olsun, Baudrillard olsun, ben bunların da önemli katkılarda, değerli katkılarda bulunduğunu düşünüyorum. Genel olarak postmodernizm eleştirisini kabul ediyor olsam da
bu önemli filozofların değerli katkıları olduğunu düşünüyorum. Onları bir bütün yok saymanın aksını... Lyotard'a çok dikkat etmemiz gerekir. Postmodernizmin içine koyacak mıyız? O kitabını dikkatli okursa belki de koymayız. Belki de, belki de. Bir, yani bizim bu... bir Hacettepe'de tez yaptı bu konuda. Öyle mi? O zaman Lyotard'la ilgili herhalde nispeten olumlu düşüncelerimiz olduğu anlamına yani, geliyorum. O kategoriye sokmamak gerekiyor. Evet. Üzerinde kitap yazdı ama tamam. Dikkat istiyorum. Tamam. Şimdi esas ben bu küçük değerlendirmeden sonra, kişisel değerlendirmeden sonra sormak istediğim soru şu ki bu kapsamdan biraz farklı. Sizin çalıştığınız alan üzerinde özellikle. Bildiğim kadarıyla insan hakları evrensel bildirilmesi yaklaşık 30 civarında maddeye sahip. 30, evet. Yaklaşık bir 30. Ben aklımda tam kalmamış, 30 civarı diye düşünüyorum, 30'muş. Bu maddeleri tek tek ele aldığınızda hocam, aralarında küçük de olsa itirazlarınızın olduğu kalemler veya yönler var mı? Veya katkılarınızın söz konusu olabileceği şeyler var mı? Var. Bunlar hakkında çok kısacık bize bilgi verirseniz çok sevinirim. Belki çok uzun bir şey kapsayabilir. Evet, bir şey soruyorsunuz. Özet nasıl söyleyeyim? Mesela bir kere bildirgede sonra sözleşmelerde olmayan, bana sorarsanız temel hak olmayan bir iki hak vardır. Bir. İkincisi, düşünce, dil ve vicdan özgürlüğünün anlaşılmak için düşünce özgürlüğü dille ilgili ve bu devam ediyor. Sözleşmelerde de, Avrupa Sözleşmesi'nde de. Yani bizim anayasada bu çok isabetli gibi yaptıysa düşünce özgürlüğü ayrı bir şeydir. Onların şey için efendim, işte ateistleri de kapsamak, o 18. maddeyi şeylerden, sözleşmelerde okursanız hep dinle ilgilidir. Ve o dinle ilgili şeyler oldukça problematiktir. Ayrıca bu madde mesela ve ondan sonra 19. madde kanaat ve ifade özgürlüğü 19. madde 18. madde derogasyonu yapılamayacak bir maddedir. Yani askıya alınmayacak bir maddedir özel şartlarda, özel durumlarda. Oysa 19. madde askıya alınmalıdır. O zaman ben soruyorum. Düşünce ile kanaat arasında ne fark vardır ki birisini askıya alabiliyorsun, diğerini askıya alamıyorsun. Yani o türlü problemler vardır. İyi niyet, en iyisi yine insan hakları bildirmesidir. Ondan sonra da problemli hale geliyorlar. Yani niyet çok iyi ama orada da kavram sorunları var bana sorarsanız. Ama ben bu, mesela bu örneği ben Ottawa'da yaptım bir Birleşmiş Milletler konuşmuş. Yok, haklısınız Profesör Kucuklar. Ne yapalım? Protokol mu yapalım? Şimdi bunlar aynı zamanda din kitapları gibi dokunulmuyor. Sadece protokol. Yani mesela yaşama hakkı ile ilgili sorunlarımız şu anda çok gündemde olan ölüm cezasıyla ilgili cambazlıklarla kurtarmaya çalışıyorlar. Size bir örnek vereyim. Beni çok rahatsız eden bir örnek. Şimdi 6. madde sivil ve siyasal haklar sözleşmesinin 6. maddesi. Orada işte yaşama şöyledir, dokunulamaz. Ölünce, ikinci paragraf, ölüm cezasının olduğu ülkelerde şunlar şunlar yapılmamalı. Şimdi ben şunu söylüyorum. O zaman 6. maddeyi ihlal etmeden insanlara ölüm cezası vermek mümkün. Yani yaşama hakkını ihlal etmek ama 6. maddeyi ihlal etmemek mümkün. Bugün durumumuz bu. Bunu bir protokol gibi denmeye çalıştılar ama bu protokolü herkes imzalamıyor. Hala birçok ülke onun bizde vardır diyor. Kanunda olması diye bizim kanunumuzda vardır. Yani öyle çelişkiler de var. Altındaki madde ne diyor? Yaşama hakkının devamında bir iki madde vardır, işkence vesaire. 9. madde şey diyor, hemen cicik şey, işkence ile ilgili madde hemen arkadan geliyor. Diyor ki, insan onuruna, işte insan dışı, insanlık dışı muamele
işkence ve ceza verilmesi diyor. Şimdi bir taraftan şey bırakıyor, ölüm cezası hukukta varsa olabilir ama şey, işkence, pardon, insanın dışı ceza olamaz. Acaba insanın dışı bir cezandır değil mi? Bu şey uğrunda beklemek ve ayrıca da çok yanlışlar yapılabiliyor. Orada yani insanların o suçu işlemedikleri arkadan çıkıyor özellikle. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde de çok yaşanıyor. Şimdi DNA testleriyle biraz daha fazla doğruya ulaşılabiliyor. Ve bunlar işte böyle çelişkiler var. Alttaki maddeyle üstteki madde çelişiyor bana sorarsanız. Tabi bunları söylüyorum, uluslararası platformlarda söylüyorum. Daha varsa sayabilirim de şimdi bu kadar var, yetinelim. Buyurun. Modernizm aslında küresel sermayenin serbestleşmesinden sonra gelen bir şey oldu. Şimdi ben bu postmodernizmin insanları özgürleştirecek mi, köleleştirecek mi yoksa yalnızlaştıracak mı karar veremedim. Sizin görüşünüz nedir? Özgürleştirmeyi hayal ediyor ama benim korkum var da onu bir yerde yeni bir orta çağ mümkün oluyor. Teşekkür ederim.